Değerli Kuzey Ekspres izleyenleri, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak'la birlikteyiz. Sayın Bak'la 31 Mart mahalli idareler seçiminden sonraki süreci, Ortahisar Belediyesi'ndeki son durumu ve şehirle alakalı görüşlerini alacağız. Nasılsınız Sayın Bak? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Buradan herkese de tüm Trabzonlu hemşehrilerimize selamlarımı iletiyorum. Umarım güzel bir söyleşi olur. Olacaktır. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle şeyden başlayalım. 31 Mart seçimleri. Evet. Bekliyor muydunuz böyle bir sonucu? Aslında Türkiye genelinde bu kadar yüksek bir orana çıkacağımızı açıkçası ben de beklemiyordum. Yani çok özellikli iller vardı. Onların bu süreçlerde dönüşebileceğini çok tahmin etmiyordum. Ama Trabzon'da beklentim daha fazlaydı, açık söyleyeyim. Çünkü ucu ucuna kaçırdığımız yerler oldu. Böyle teknik anlamda küçük hatalar da yapsak sonuca tesir edip kaçırdığımız ilçelerimiz oldu. Ama hem merkez ilçeyi kazanmak hem de Beşikdüzü'nü korumak bizim için önemliydi. O anlamda yine de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Doğu ilçeleri özellikle orada bir belediye kazanamamış olması biraz sıkıntı evet. olarak görünüyor sizin partiniz açısından. Bunu evet. nasıl yorumluyorsunuz? Yani Trabzon'da eskiden beri özellikle Doğu ilçelerimizde muhafazakar seçmenin ya da sağ seçmenin genelde ağırlıklı olduğunu biliyoruz. Ama burada temel bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak temel olarak zorlandığımız bir konu da buralarda maalesef Türkiye'de siyaset tamamen değişmeden buraların değişime başlamaması. Evet. Yani Trabzon o anlamda Doğu ilçelerimiz en son konumunu terk eden ya da siyasi sürece en son katılan ilçelerimiz. O anlamda biz yine de orada belli bir oy oranımızı artırmış olsak da hani belediye, ilçe belediye başkanlığı seçimlerini kazanamamış olsak bile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda oyumuzu artırmış olmamız ve Trabzon ortalamasının da üzerine çıkması bizim için de olumlu idi. Ama buralar zor kırılan, seçmenin zor değiştiği alanlar, biz de bu zorluğu hala yaşıyoruz. Merkez ilçe, Ortahisar Belediyesi kazandı. AK Parti'nin evet. En güçlü olduğu belediyelerden biriydi. Yıllardır AK Parti'ydi evet. iki dönemde. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Partiniz adına olumlu bir gelişme. Şimdi kesinlikle. Ya biz öncelikli hedeflerimizden birisi de merkez ilçe Ortahisar'dı. Şimdi bütün planlamamızın ilk hareket noktamızı da Ortahisar oluşturuyor. Yani biz ilk adayımızı açıkladığımız Ortahisar İlçe Belediye Başkanı, ilk hamlelerimizi yaptığımız, ilk oluşumunu hazırladığımız ilçe Ortahisar. Çünkü buradan yayılacak olan sinerji diğer ilçelere de sirayet edeceğini düşünerek merkez ilçeyi öncelikli olarak aldık. Bunun büyük şehri de etkileyeceğini de düşündük. Dolayısıyla ilk hedefimiz merkez ilçeydi. Ve bütün planlamamızın, altyapımızın hazırlığını ve çıkış noktasını buradan yaptık. İşin doğrusunu arıyorsanız biz Ortahisar'ı alacağız ama acaba kaybeder miyiz? Algısını daha çok beynimizde tuttuk. Yani biz burayı alacağız ama acaba bir hata ya da bir siyasi süreç gelişimine bağlı olarak biz Ortahisar'ı kaybeder miyiz endişesini zaman zaman taşıdık, taşımadık desem yalan olmaz yani. Şu merak ediliyor şimdi, Ortahisar Belediyesi'ni kazandı, CHP tabiri caizse bir rüzgar arkasına aldı Trabzon'da. 5 yıl sonraki seçimde Büyükşehir Belediyesi kesinlikle. İçin hedef var mı diye de kesinlikle soruluyor. Benim buradaki yorumum açık ve net. Ben o zaman da söyledim, hatta seçimler bitmeden de söyledim, bizim Ortahisar'ı kazanmamız demek 5 yıl sonra Büyükşehir'i kazanmışız demektir. Yani biz bu amaçla Ortahisar'daki bütün planlamamızı yaptık. Bu seçimi aldığımız takdirde 5 yıl sonrası Büyükşehir'i de kazandık diyebileceğimiz bir süreci başlatmak istedik. Kesinlikle 5 yıl sonra Büyükşehir'de
çok daha iddialı, çok daha farklı bir sonuca gideceğimizin şimdiden ümidini ve kararlılığını taşıyorum. Belediye devraldıktan sonra uzun süre gündem oldu. Evet. Bir borç sıkıntısı. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi biz tabii belediye seçimlerinden önce biz az çok biliyorduk. Yani belediyelerin, bütün belediyelerin borcu var. Büyükşehir'in de var, Ortahisar'ın da var. Ama biz o zaman söylenen, yani telaffuz edilen duyduklarımızla baktığımız zaman 100-150 milyon arasında bir borçtan bahsediliyordu. Yani bu borç aslında dönüştürülebilir, yani çevrilebilir bir borç. Ben de kendi mesleğim itibariyle bunu yorumladığım muhasebeyi zaman iyi bilen biri, tabii iyi bilen biri olarak bu borcun çok bir sorun teşkil etmeyeceğini, bunun dönüşebileceği, ödeme güçlüğü yaşamayacağımızı düşünüyorduk. Ama ta ki biz mazbatayı aldıktan sonra, mali tablolara baktıktan sonra işin hiç de öyle olmadığını gördük. 800, yanılmıyorsam 50 küsür milyon liralık bir borç var ve bu borçların birçoğu süresi geçmiş, ödenmesi lazım ama belediye ve mevcut iktidar aynı tarafta oldukları için idare edilmiş, özellikle seçim süreci öncesinde hiçbir icra işlemi yapılmamış ya da ödeme tebligatı yapılmamış ve borçlar tahsil edilme yoluna gidilmemiş. Dolayısıyla bunlar bekletilmiş ve en son biz o acı tabloyu gördükten sonra işte en çok da zorlandığımız ve üzüldüğümüz, hakikaten Trabzon'da son 10 yılda çok büyük işler yaptık denen belediye başkanlarının, oysa belediyelerin içini nasıl boşalttığını, nasıl kadrolaşma yapıldığını, malların satılarak bunların ödemelerinin nereye gittiğini ve bu kadar borcun nasıl biriktiğini anlamak mümkün değil. Yani hakikaten şehre ihanet edilmiştir. Şehre ihanet edilmiştir. Hani bu borç Trabzon ölçeğinde ve merkez ilçe ölçeğinde baktığınız zaman çok ödenebilirliği ve bir yatırım yapma. İşin en acı tarafı da bu. Bugün Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin bir yatırım yapma, yeni bir istihdam yaratma alanı bile kalmamıştır. O derecede borç yükü oluşturulmuştur, faiz yükü oluşturulmuştur. İşte TOGİ'nin yaptığı binalar, onlara olan borçlar, 60 taksit, yanılmıyorsam taksitin geciktirilmiş olduğu, borçların durduğu, dolayısıyla bize hazineden gelen paraların bir kısmının bu borca gittiği ve biz ilk ay emin olun maaşları nasıl ödeyeceğimizi düşündük. Evet. Yani hakikaten çok kötü bir tablo var. Yani Trabzon'da yapılan işlere, yapılan hizmetlere ve 10 yıllık geçmiş olan bir belediyeye baktığın zaman yaklaşık 1 milyar borcun nereye yapıldığını anlamak, bu paraların nereye harcandığını anlamak mümkün değil. İşçi konusunda da tartışmalar var. Kesinlikle. Arz talebe göre 1700 kişinin fazla olduğu söyleniyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin bugün 1700 şirketlerle birlikte 1730 küsur olması lazım. En son aldığım bilgilere göre personeli olduğunu görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman benim şahsi fikrim, ben belediye, evet ben kurumlarla çalışan, işleyişlerini bilen biri olarak da bunu söylüyorum. Her ne kadar belediyecilik geçmişimin olmamasına rağmen 1700 küsür tane personelin bir ilçe belediyesi için haddinden fazla olduğunu düşünüyorum. Yani diğer belediyelerden de Türkiye'deki diğer Ortahisar Belediyesi'ne eş değer belediyelere baktığımız zaman bu kadar personelin olmadığını da görüyoruz. İşlerin gayet iyi yönetildiğini de görüyoruz. Ama buradaki temel sorun şu, bütçenin yaklaşık, yanılmıyorsam bunu düzeltiriz, bakarız tekrar, %60'ına yakını personel borçlarına, giderlerine gidiyor. Bu çok yüksek bir rakam.
Bu bir kere belediyelerin hiçbir yatırım ve istihdam alanı açmasına müsaade etmez. Haddinden fazla bir yığma vardır. Yani inanabiliyor musunuz? 5 kişilik kadrosu olan bir yerde 25 tane, 30 tane çalışan var. Yazık, günah. Yani burada sonuçta burada bu şehirde yaşayan insanların parasıyla bunlar ödeniyor. Hiç kimse cebinden para vermiyor. Ama bizim verdiğimiz vergilerin haddinden fazla personel alımına ve bunu seçim yatırımı olarak değerlendirilmesine şiddetle kınıyorum. Belediyeyi borca sokmaktan, elini kolunu bağlamaktan ve bu şehre ihanet etmekten başka hiçbir anlamı yoktu. Şu da tartışılıyor, bankamatik memur olduğu iddia edilen isimler. Bunlar için bir yaptırım yapılacak mı? Olacak mı? Şimdi siz tabii ki partinin il başkanısınız, belediye yönetiminde değilsiniz ama. Değilim. İşin doğrusunu söyleyeyim. Ben çok hani bilgi akışı sağlıyoruz, durum değerlendirmesi yapıyoruz ama ben belediye başkanımın kendi alanı içerisinde yaptığı hiçbir şeye müdahale etmem. Bugüne kadar da etmemişimdir. Ve bundan sonra da etmeyeceğim. Ama şu da bir gerçek. Yani eğer bir haksızlık varsa, birinin hakkını bir başkasına yediriyorsa ve bunu bankamatik memuru ya da fazladan kendi adamını buralara doldurmak yoluyla yapıyorsanız, bu kabul edilebilir bir şey değildir, insani bir şey değildir ve bu şehre ve bu şehrin geleceğine ihanet etmekten başka bir şey değildir. Açık söyleyeyim, belediye başkanımız bu konuda eğer bu bankamatik memuru tabirindeki memurlarla ilgili net bir tavır koyacaksa ben arkasındayım. Arkasında olabilirsiniz. Kesinlikle. Yerelden genele dönelim biraz da. Siyasette bir yumuşama var. Evet. CHP yerel yönetimlerde iktidarı eline geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel'in yakınlaşması söz konusu oldu. Birbirlerini ziyaret ettiler. Evet. Bu konuyu ne söylersiniz? Şimdi siz de biliyorsunuz, sadece Türkiye'de daha doğrusu son yıllarda özellikle AKP döneminde insanları, özellikle de vatandaşı, halkı kutuplaştıran bir siyasi anlayış mevcut. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki bütün yaşantımızı, hepimiz insanız ve günlük yaşantımızın tamamını neredeyse siyaset kapsamaya başladı. Siyaset oluşturuyor. Bu doğru değil. Hiçbir zaman bunu ben kabul, doğru bulmuyorum. Şimdi bir sürü sorun yaşayan, sıkıntı yaşayan insanımız var. Bakın, bugün ekonomik anlamda bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. Dar gelirlisi, emeklisi, esnafı, çiftçisi, tüccarı fark etmez. Hepsi turizmde bile, bugün turizmde de aynı sıkıntılar yaşıyoruz. Çok büyük sorunlar var. Şimdi bu kadar sorunları çözmek gibi bir görevi olan iktidar bunları bırakacak ya da muhalefet, burada muhalefetin de bu anlamda ciddi görevi var. Bunları bırakacaksınız ama kalkacaksınız, siyaset için vatandaşı, insanları kutuplaştıran söylemlerde ve işlerde bulunacaksınız. Bunu kesinlikle doğru değil. Bunu kabul etmiyorum. Bir kere vatandaş, siyaset vatandaşın gündeminden çıkarılmak zorunda. Herkes kendi işini yapmak zorundadır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlemiş olduğu politikanın artık ülkenin yorulduğunu, halkın yorulduğunu, ekonomik sorunlarla boğuşan insanların psikolojisinin bozulduğunu ve bunun böyle devam edemeyeceğini bir ön adımıydı genel başkanımızın bu süreci başlatması. Ben doğru buluyorum. Açık söylüyorum, doğru buluyorum. Bir de artık iktidara giden bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin her kesimine ya da vatandaşın, halkın her kesimine dokunmak zorunda olduğunu da biliyorum. Ayrım yapmaksızın. Ve bu anlamda genel başkanımızın Cumhurbaşkanı'nı ziyaretini doğru, belki zamanlama açısından o gün protestolar vardı, eleştirilebilir. Bir hafta sonra da olabilir. Hiç önemli değil. O çok önemli olmadığını da düşünüyorum. Ama doğru bir adımdı. Dediğim gibi siyaseti vatandaştan çıkarıp artık vatandaşın gerçek sorunlarıyla ilgilenmenin gerektiği, uğraşmasının gerektiğinin adımını atmıştır.
Bu anlamda Cumhurbaşkanı da buna olumlu cevap vermiştir. Siyaset bir yumuşama dönemine girmiştir. Dediğim gibi artık bu ülke için herkes işini doğru yapması gerektiği bir sürece gidiyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak, tek başına 2028 yılında iktidar olmak istiyorsa vatandaşın her kesimine ayrım yapmaksızın, ki bugüne kadar yapmadık, ulaşmak, onların sorunlarını dinlemek, çözmek için siyaset geliştirmek durumunda. Peki o isim sizce Ekrem İmamoğlu mu? Çünkü Trabzonlu olduğumuz için, Trabzon'da yaşadığımız için herkesin öyle bir beklentisi var CHP adına. Şimdi genel başkanımız geçen gün de söyledi. Dedi ki benim iki tane forvetim var dedi. Yani bu birini Mansur Yavaş ve diğerinde Ekrem İmamoğlu'nu kastederek söyledi. Böyle bir açıklaması olmuştu. Aslında bugün tüm Türkiye'nin beklediği isim Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'dur. Bunun artık kaçınamaz, yadsınamaz bir gerçek olduğunu herkes biliyor. Bütün seçmenin, AKP seçmeni de olayı böyle görüyor. Yani AK Parti seçmeni de İmamoğlu'nu istiyor. Kesinlikle AK Parti seçmeni de, Milliyetçi Hareket Partisi de, İyi Parti de, diğer partiler de bugün Türkiye'de geleceğin Cumhurbaşkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu görüyor. Zaten biz Trabzon olarak Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasından büyük onur ve gurur duyarız. Sonuna kadar da arkasındayız. Peki Mustafa Bakın nerede göreceğiz bundan sonraki süreçte? Vekil adaylığı mı olur, belediye başkan adaylığı mı olur, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra hedef var mı? Ben açık söyleyeyim. Ben yaklaşık 30 yıldır bu partide aralıksız hizmet eden birisiyim. Bütün ömrümü partime hizmet ve bu şehre hizmet etmekle geçirdim. Eğer örgütüm, partim, şehrim beni bir yere layık görüyorsa ben görev almaktan hiçbir zaman kaçınmam. Ben görev adamıyım, bana ne görev verilirse yaparım. Tabii ki milletvekili olmak bir siyasetçinin onore olacağı bir alandır. Olursam gurur duyarım ve büyük bir özveriyle de işimi yaparım. Bu şehre hizmet ederim. Partim bana başka bir görev verirse de hiç gocunmam. Ben şehrimi seviyorum, insanları seviyorum ve bu şehre, ülkeme hizmet etmekten de gurur duyarım. Ekleyecek olduğunuz, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi artık tek başına iktidar olmak için bir yola girmiştir. 31 Mart seçimlerinden sonra bütün planlamamız 2028'de normal seçim takvimine göre 2028'de yapılacak seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'de tek başına iktidar yapmak, bütün amacım Cumhuriyet Halk Partisi'ni Trabzon'da da iktidar yapmaktır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bu şehirde daha önce 4 tane milletvekili çıkardılar, 5 tane milletvekili çıkardığımız Trabzon'da bugün bir tane milletvekilini asla kabul edemiyorum. Yeterli bulmuyorum. Ve bunu tekrar 4 milletvekiline, 5 milletvekiline ve Trabzon'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmak benim en büyük görevim ve idealimdir. Onun için bütün planlamamızı bu yönde yapıyoruz. 2028'e giderken örgütsel anlamda nasıl yapacağımızı, tüm planlarımızı, çalışma yöntemlerimizi ilçe bazlı, il bazlı hepsini şu anda planlıyoruz ve bunları yürürlüğe koyacağız ve iktidara yürüyeceğiz. Ben şehrime inanıyorum, şehrimi seviyorum ve bu insanların artık gerçekleri gördüğüne, bu şehri kimlerin yönetmesi gerektiğine inandığını ve Orta Hisar'da da bunu bize, bu mesajı bize net olarak verdiğini tüm Trabzon biliyor. Biz de Trabzon'da birinci parti olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.